Benim adım Üsküdarlı Çakır Ahmet. Tatlısınız ulan sayın abiler. Takımsın? Beşiktaş. Transfer dönemini biraz sessiz mi geçiriyor Beşiktaş? Vallahi anlayamadık. Fikret Orman'ın ne yapmak istediğini biz çözemedik. Elimizdeki hazır elemanlarımızı gönderdik. Aldığımız topçulara bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Nedir beklentiniz? Vallahi bu sene Beşiktaş'ta hiçbir beklentimiz yok. Nasıl ya? Gerçekten yok. Baştan mı havlu attı yani Beşiktaş? Öyle gözüküyor. Peki diğer takımların transferlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence en iyisini Fenerbahçe yaptı bu sene. En iyi transferli. Bence. Falcao? Hiçbir şey yapamaz Türkiye'de. Ne diyorsunuz ya? Gerçek söylüyorum. Abi niye böyle konuşuyor? Ben anlamadım. Şoka girdim şu anda. Efendim nereye gidiyorsun? Karşıya geçiyorum. Çok sıcak değil mi bugün ya? Vallahi mecburen gidiyorum. Kafamıza geçti değil mi güneş böyle? Evet. Gene de güzel. Gene de hava. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Nasıl değerlendiriyorsunuz transfer dönemini? Transfer dönemi iyi adamlar var. Tabii takımın şu an oturması lazım. Zamana ihtiyacı var. Ama ben iyi, başarılı olacağına inanıyorum. Peki diğer takımların transferleri nasıl değerlendiriyorsun? De çok iyi. Bu sene çok büyük rekabet olacak. Yürümüyorum abi. Bir günde çekime gelirken demiyorsunuz ya. Şu kıza bir çiçek alalım, ne bileyim bir böcek alalım. Tamam, affettim. Affettim. Ne diyorsun transferlere? Transfer. Bir kilo incir, bir tane muz vardı. Ben yiyecek derdindeyim. Transferler biraz eksik ama idare eder. Nereniz eksik abi? Şahane kadronuz var ya. Yıldız alamadık. Gustavo? 32 yaşında, yaşlı. Sen kimi isterdin peki? Ben kimi isterim biliyor musun? Bundan 5 sene önceki Ortega gibi, Anelka gibi, öyle lüks, Alex gibi. Ama Gustavo bence iyi bir ön libero ya. Şimdi hakkını yemeyelim yani yaşı 32 diye. Emre Belezoğlu kaç yaşında abi? 36. Seyredeceğiz, göreceğiz. İncir verecek mi? Vereyim tabii, ne demek. Muz? Muz da vereceğim. Tamam. Benim adım Üsküdarlı Çakır Ahmet. Tatlısınız ulan sayın abiler. Çakır abi nasıl işler? Allah'a hamdolsun. Çorbamız kaynıyor çok şükür. Çiçeği aldırdım şunlara söylesene, bir de bana tatlı alsınlar bugün. Tatlıyı almazlarsa zaten sıra dayana çeker. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Ho, yaşa, ben Çakır abinin yanında takılacağım bundan sonra. Çakır abi sen takım tutuyor musun? Ben Galatasaray'da futbol oynadım. Nasıl değerlendiriyorsun son yapılan transferleri? Galatasaray'ın mı? Evet. Abi biz bu lige fazla geliriz be. Falcao ile birlikte mi? Yani Falcao değil. Falcao önemli olay değil. Önemli olan Fatih Terim olayı. Akıllı adam. İşi biliyor. Harbiden işi biliyor yani. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Futbolcuya sağın kenarından böyle baktığı zaman futbolcu onun ne demek istediğini anlıyor. Onda Osmanlı ruhu var. Ben futboldan yakından ilgileniyorum. Futbolda bilen adamım. Biz orada idman yapardık. Minibüs gitmezse, çalışmazsa Zincirlikuyu'da idman yapardık. Oraya da gidemezsek Ali Sami'nin arkasından Fulya'ya inerdik. Orada idman yapardık. Her türlü idmanımızı yapardık diyor. Bunlar çok şanslı baba. Ayakkabımızın o ucu açıktı. Fotoğrafta böyle saklardık ayakkabımızın ucunu. Açık gözükmesin diye. Nasıl değerlendiriyorsun transfer sezonunu Galatasaray adına? Süper geçirdik transfer dönemini. Zaten son günün bombaları Falcao, Lamina falan. Güzeldi. Yani dört gözle bekliyoruz maçı. Peki, oldu mu sence takım? Yani eksik kaldı mı? Oldu. Eksik kalmadı. Kasımpaşa'da inşallah statta olacağım. Fenerbahçe'yi nasıl buldun Trabzon maçında? Eksik var mı takımda? Eksik yok. İyi. Bu sezon geçen sezona göre çok daha iyi. İnşallah şampiyon olacağız. Sevgili misli.com'la yine şahane bir çekim gününü Üsküdar'da tamamladık. Gördüğünüz gibi bizde keyifler yerinde. Ben çiçeğimi de aldım. Taraftar da son derece mutlu. Beşiktaşlı taraftarlar biraz daha sessiz gibi geldi bize. Galatasaraylı taraftarlar da, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu taraftarlar da son derece memnun takımların durumdan. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.